Bilemedim de. Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz, patron kardeşleri. Özlem Yaşantı sanatına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz bacılarım, kardeşlerim? Bizleri soracak olursanız, vallahi biz bugün civanımla Ağaçboy Pazarına diye geldik, yavaş yavaş şu an çekeyim. İçinde, dışında adamlar evler yaptırdılar, taşındılar, girdiler. Ne? Demir. Şurada cami. Sen bu caminin adı ne diyorlar bu tarafa? Eski cami. Ben eski cami şu annem bir taraftan biliyordum. Şurada cami bacıları. Tamam haydi. Dışarının suda talaş tembitmeye gidiyor hayvanlarımızın altına diye. Burada marangoz. Şöyle hem aslanın ortasında diye kaldık bacılarım. Uzaktan da. Bu acer yol dedik, bu acer yol vesayetler gelir, geçer. Soğuruyan Eymancı olur diyor ya. Ne diyor? Soğuruyan Eymancı olur diyor. Olsun. Yanmayanmıyor, böyle sadece bitiyor. 3-4 günler edemez mi? Gerek ya. İyi. Eve bir gideyim de. He? Eve gideceğim. Kalmış bakalım ekibimize. Şuraya da şöyle çekeyim. Olsaydık ya Hüseyin'e. Ne? Ne oldu ne abi? Ama gelmedi mi diye. Sor. Bunu sorayım ya. Bunu sen bir yanlış mı biliyorsun ya? Bu da şey yapabiliyorsan ne var? Ben video çekiyorum, nasıl konuşuyorsun sen? Soden geliyor. Ne oldu o şey? Herkese iyi
akşamlar, hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Tekrardan kanalıma, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Goylu Gözel takipçilerimiz. Ben evime geldim. Biz pazardan Hüseyin Usta'yla, ben annemgile geçtim. Pazarda zaten annem, ablam, ben üçümüz gezdiydik. Annemle ablamdan zaten arka arkaya geldik. Ablam da telefon açtı. Annem de açtı, ablam da açtı. Bura dedi çay koyduk, gel çay burada içti. Biz bugün ikindi çayında annemdeydik. Annem, ablam, ben, babam. Annemgile de çay içtik. Ondan sonra Ayşe de bugün annesi geldi değerli izleyicilerimiz. Ayşe'yle de gelmeden önce konuştum. Motorumuzun şarjı az kaldığı için yolda kaldık da ben Ayşe'yi almaya diye gitmedim. İboş gelince taksiyle getirsin işte de bir de akşamın soğuğu çoktu. Çocuk motorda üşürdü. Ben evimize diye geldim bazen. Zaten Gulaş pazarına gittiydik Hüseyin Usta'yla. Ben pazardan bir şey almadım. Meyve vardı. Ondan sonra zepsemiz de vardı. Hüseyin Usta koca boğazını yiyemedi. Balık aldı. Maden dedim gelmişim. Ben de şu balığımızı temizleyeyim diye. Buraya diye geldim bacılarım. Şöyle yerin içerisine diye alayım. Herkese de bu arada iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarımız olur inşallah. Bugün perşembe, hayırlı perşembelerimiz olur bacılarım. Sizler ne yaptınız, nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat düzenmişsin herkese. Allah'ım kimsenin gülen yüzünü soldurmasın. Kimseleri acı keder girmesin Rabbim. Bugün günlerden diyorum ya pazartesi. Bahar havası gibi bugün ortaya iyiydi bacılarım. Ben bir Esra'ya pazardan tayt aldım. Ondan sonra iki pakette biber tohumu aldım. Seraya ekeceğim Allah nasip ederse. Hüseyin Usta buz balığı aldı bacılarım. Hani size de diyeceğim sizin derdiniz de boğaz, beşimiz, gucumuz diye. Hüseyin Usta seviyorum tavuk olsun, balık olsun, et olsun. Ben çalışıyorsam alırım diyor. Siz de diyor mecbur pişireceğiniz diyor. Hüseyin Usta etçil. Yemeklerimin içinde et olmadı mıydı ya? Ağzı yüzü hiç bulunmaz. Sinçe kalkmaz. Sabahına da soba yakınca patates kaynattık. Şimdi ben patates kavuracak. Ayşe gelince annesi gilden boş getirir. Bugün yemeğimiz yok. Güzelce patates kaynattım. Bir düdüklü daha soyulacağım o da bacılarım. İnce bunu da soyarım ben. Bugün de kahvaltı türü gibi yapalım. Her gün iyi yiyilmez, her gün kötü yiyilmez bacılarım. Sizler ne yemekler yaptınız? Akşama ne yemekler yapmayı düşünüyorsunuz? Sağlıklarınız nasıl? Sıhhatlarınız nasıl? Gününüz nasıl geçiyor? Koşuşturmacalı geçiyordur mutlaka. Özellikle biz bayanların işi hiç bitmez. Hayır bizlerin hayvanı hasılı var, bitmez. Sizler de koca bir ev, sizlerin işleri de bitmez. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Yalan dünyanın işi bacıları. Yalan dünyada günümüzü geçiriyor. Allah iyilerle karşılaştırsın herkesi. Yüzü utananlarla çatışı karşılaştırsın. Hüseyin Usta'ya telefon açtıydım. Ben dedim annem gilden geliyorum. Umlu açık. Gelelim ahırına görelim diye. O da sen dedi git. Ben dedi gelelim İboş işten gelince dedi. Çocuklar da işe gidiyor 3-4 gündür. Hüseyin Usta iş aldı. Yaşar oğlum, İboş oğlum. İşe gidiyorlar. Ben dedi gelelim dedi. Ben sürdüm motoru. Bu yanına bayağı şu aklımın tarafa doğru gelince motoru iyice tekledi. Bir Aşıko'ya gittik geldik. Bir de annemin oradan buraya geldik. O sıkay halı yıkamada da otur oradaşı da yıkıyorlar. Halı, yorgan, motor, taksi. Motorumu da temizlettim Habibe. Orada da bir bardak. Çay içtik. Habib verdi. O sıkay halı yıkama. Çok güzel halı yıkıyor Hüseyin kaynım. Bir aynayım oluyor. Ben halılarımı verdim. Çok güzeldi. Çok mis gibi kokuyordu. Hiçbir tane leke koymamışlar. Güzel halı yıkıyorlar. Özellikle Demirköy'de oturan bacılarım sizlere söyleyeyim. Hüseyin Özkay. Halı yıkama yeri.
Yani kule ağaçtan aslında kenarında bir halı yıkama yeri var. Halılarımız değilse Oskay'da yıkadım. Çünkü bildiğimiz paraya değer. Güzel yıkıyor gayrı. Ben normalde örneğe yıkadırdım. Gayrı örneğe yıkadır mıyız, yıkatmaz mıyız bilmiyorum. Orada Hüseyin gayrım dururken gayrı da kule ağaçta yıkatmazdık diye düşünüyorum. Evvel orada yıkadırdık. Hüseyin gayrımla yaşmadan önce orada da yıkadıyorduk. Kendi akrabamızdan da oluncu oralarda gayrı sapa düşer olmaz, ayıp olur. Bizde durumlar böyle bacılarım. Ayşe gelene kadar ben bunu temizleyeyim. Vallahi şu bardağı var ya, sizler de diyeceğiniz her şeyi göstermek zorunda mısınız? Kuvalıyorum diye. Kuvalmanın alakası yok bacarım. Paranın adı var. Hiçbir şey gitmiyor paraya. Şu 5-6 balık 280 lira. Para verdi Hüseyin Usta buna. 280 lira. Her şeye bağlı. Almış başını gidiyor. Ama diyorum ya benim kocam boğazlı herif. İstersen de limiler olsun. Onu alır, yiyir. Şöyle içini temizleyeyim ondan sonra yıkayayım bacılarım. Ondan sonra patatesimi soyayım. Patatesi kavralım güzelce, içine de iki yumurta kıralım. Zeytin koysun Ayşe, peynir koysun, reçel koysun, domates doğrasın. Yeşillik var. Bugün de böyle yiyelim, Allah'ımıza şükür edelim. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Yeni yeni gelen takipçilerimiz var. Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımı inşallah beğenirsiniz. Yani Özlem'in hayatı, ama Özlem'in hayatı dedim, daha önceki kanalıma aklım gidiyor. Özlem'in Yaşantısı'nda kalırsınız. Bizlere değer bilip de izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bacılarım. Siz olmasanız, özellikle biz YouTube'cular hiç olamazdık. Sizlerin sayesinde alıyor, 3-5 kuruş alıyorsak, yorum yazıyorsunuz, abone oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Ben sizin sadece bana abone olup destek olmanızı istiyorum. Allah razı olsun abone olandan da, olmayandan da. Hiçbir zaman üçünde önceki takipçilerim olsun, yeni takipçilerim olsun. Özlem'in Yaşantısı'ndan ayrılmadınız. Yani yorumlar benim de yazılmıyor ama İzliyorsunuz. Çok çok sağ olun bacılarım. Kurban olduğum Allah ne muradınız varsa versin. Özellikle kirada oturan bacılarımı Rabbim kurtarsın inşallah. Kira zor bacılarım. Ben 20 sene oturdum. 20 seneden sonra ev sahibi oldum. Allah'ım herkese versin. Ev, bak, çoluk, çocuk, torun, torba. Benim oğluma da verir inşallah Yaşar oğluma. Torunlarımı bir de Allah'ım. Şöyle yıkayım diyeceğiz. Kanalımda da şimdi gelen bir takipçimiz var. Onu engelledim. 3 gündür ben böyle şeyleri anlatmayı, söylemeyi satar sevmem diye. İzleyicilerimiz 3 gündür bana taktı kafayı. İşte şöyle kilo olusunda, böyle kilo olusunda. Bir yazan bacım var, o doğruluğuna söylüyor da bir de sahte hesabına gelen var. Ben bu kanalda satın açalı 4 yıl oldu. Gelsin bari yaza yaza da utanır. İşte çok kilo olursun da, ondan sonra sinek ürütçisi, şöyle böyle yani ağza alınmayacak hakaretler yapıyor. Ama yapsın, onun canı sağ olsun. Ona da kızmayın. Doğru, demek ki kilo oluyum ki dalga geçiyor, alay ediyor. Kilo olmasam demeyecek. Mesela zayıf olduğumu zayıf diyorlar. Kilo olduğumu kilo olu diyorlar. Ben kilo olan, kilolarımla yani şeyliyim, yok rahatsızlığım. Yani kilo olurum da her işimi görürüm, her işimin hakkından gelirim.
Kimsenin yaptığı işleri yenmem. Kendim ağırım, işim de ağır. Ağır yaparım. Ondan sonra temiz yaparım. Gıcığımda yarın yaparım. Onun için yazsın malım, yaz ayarı olursanız. Beni engelliyor, bu sefer de başka hesaplarla geliyor. Ama canı sağ olsun. Şöyle balığımızı güzelce yıkayalım sıcak suyla. Ben varım, video çekiyorum boş. Baba mı geldi Ayşem'e? Allah'ım, ben şöyle geldim. Hep geldim, geldim. Ne oluyor? Balık tuttu. Anahtar. He. Desem mi? Anahtar. Yenir mi? Şuraya geldim. Patates. İyi. Bir de işten geldim. İyi. Ne yapıyorsun arkadaş? Arkadaş ne yaptın? Vallahi balığı temizledim. He. Sonra balık önce patates balık, kahvaltı gibi yapalım. O zaman güzel de duruz var arkadaş. Yarın pişirelim. Bunu alsın yarın akşam ayarla. Tamam, şunu şöyle bir şey de verelim. Dur ya, ben tokamam, ben nazara gidiyorum. İkimiz gidelim durda. He? İkimiz. Hüseyin. He? Gel şuna bir dur zaten efendim yanımdaki. Bir yandan video çekiyorum, bir yandan balık temizliyorum. Ne yapayım? Bu zıgıdı uzatalım diyor. Şey yapalım, evet. Şu topardağı şey. Yar giyim yanımıza bu, yanına bir çorba pişiririz. Ah. Hatta bir dur deyince dur. Elimizde de verin. Arkadaş, balığın yanında ne var mı oğlum? Nasıl işler? Yok ama valla bazılarıma, hani belki de onlar tersenler. 280 lira şu 4-5 balık. İster al ye, biter ister yeme. Biter ya. Karıştır da az daha atın. At Hüseyin. İşler ne yapma ki sen? Ama duz var, duz olur diye korkuyorum yani. Hani 280'i vereyim de bir de duz olursa. Dur şöyle ekip çabucu çabucu. Tamam. O zaman ya şuranın götürürüm. Gidelim. Neden geliyorum? Neden geliyorum? Niye annen? Gitti. Niye çağırmadın? Ne? Balık. Niye çağırmadın anne? Gelmedi. Çağıraydı. Gelmedi. Şimdi motor tekledi. He. Tekledi de ben gelemedim. Gelir kalır şarj makinesi de yok diye. Esra dedim, yengem dedim, bir boşa dedik, o getirir diye. Esra açmış herhalde, açtı mı? Dudaklarım getireceğimmiş diyordu. Balığın işi tamam bacılar, balık yıkandı. Esila! Esila! Esil, sobayı kapataydın Esila! Emin çıçıya geldi yüzde malyam. Bir de şu patatese bakalım. Zabağının zobanın üstüne koyduk. Pişti mi? Şişti mi? Çığ mı? Düdükle kaynar suyla koyduk mu diye bakalım. 5 ya da 10 dakika durdu mu? Pişiyor hemen. Ayşe.
Parçanızı da şöyle soyun. Havayla kavursun Ayşe. İçeride iki yumurta kırsın. Bugün akşam menümüz de böyle. Sobayı kapalıydınız Esra. Petekizi nasıl bacılarım? Bakın öyle sapsarı. Ahrak diyeceğim Hüseyin Hüseyin'e. İkimiz gidelim dedim mi o eve geçti. Allah şükür, çok şükür ya Rabbim sen büyüksün. Esra özlemiş anam ben seni gireyim diyor. Burada akşam ettik değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Yalan dünyamızda bugün de akşam ettik. Şöyle bu zevkle soyun. Annemi çağır da ahırı görelim diyor Hüseyin Usta. Ben de Petekiz'e başladım. Ayşe. Ayşe, şu videoyu durdur da az da kavruluk anneye çekerek sonra. Ne? Videoyu durdur da az da kavruluk anneye çekerek sonra. Ne kadar olmuştu? 18 dakika.